Power Rap'te podcast'te rap sahnenin yepyeni konuğu sevgili Def, Defkan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi enerjik bir adam karşımda. Uzun yollardan geldin. Nereden geldin? Almanya'dan geldim. Kenar acımla geldim. Sadisyonel. Ne kadar sürdü yolculuk? O, rekor şu anda bizde diye düşünüyorum. Bir 19 saat hallettik o işi. O kadar kısa süre. Hiç durmadınız mı? Aynen. Hızlı mı geldiniz? İkisinin karışımı diyebilirim. Defkan niçin için Türkiye'de? Konser turnemiz var, özel işlerimiz de var. Onları halletmeye geldik. Sevenlerimizle buluşmaya geldik diyebilirim. Güzel, keyifli Beyrut performans etkinliği görüntülerini sosyal medya Hı -hı. paylaşımlarından gördüm. 1982 Hollanda. Doğumlusun ve e, hangi ay olduğunun detayları internette çok fazla yok. İlk Hı -hı. kez duyacaklar için de hangi ay doğduğunu söyleyebilir misin? Tamam. Eylül ayında doğdum. 25 Eylül. Terazi. Terazi. Denge Aynen. Burcu mu? Denge Burcu hocam. Peki nasıl hayatındaki dengeyi kuruyorsun? Neyi dengeleme gereği hissediyorsun? Sevdiklerimin arasında kalabiliyorum bazen yani o dengede çok görüyorum kendimi. İyi mi kötü mü o, sence? Sevdiklerim açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum <laughs> da ben yıpranıyorum yani. <laughs> yıpranıyorum diyorsun. Aynen ama güzel bir şey. Yıpranmaya müsait bir iş yapıyorsunuz çünkü duygusunun Aynen. çok yoğun olduğunu düşündüğüm bir iş. Hı -hı. E, çünkü sadece basit bir iki kelimeyle bir iki kafiyeyle yapılan bir müzik değil rap müzik. Sen de bu işi çok eski yapanlardansın çok iyi yapanlardan olduğunu düşünüyorum. Tekrardan ayaklarına sağlık rap sahneye geldiğin için. Nasıl bir ailede dünyaya geldin? E, Hollanda doğumluyum, Hollanda'da doğdum ve çok kısa bir süre sonra yani bir ay bile olmadan Almanya'ya dönmüşüz. Sonra bir Türkiye'ye gelme hikayem var. E, i̇lkokulu okudum bir kısmını sonra tekrardan Almanya'ya döndüm. Neden yedim, peki böyle. böyle konar göçer gibi? İlk memlekete dönme furyası e, vardı galiba. Böyle bir düşünce içindeydi galiba. Ben de tam bilmiyorum açıkçası ama benim için böyle acayip enteresan bir e, şey oldu. Yolculuk oldu yani. Daha çocuk yaşta diyorsun, bebek Aynen. yaşta yollara düştük. E, <laughs> Aynen. Geniş bir aile misiniz? Sayılır. Orta halli geniş sayılır yani. İlkokulu burada okudun. İlkokulun bir kısmını burada okudum. Yani üçüncü sınıftı galiba. Sonra Almanya'dan aynı sınıftan bir sınıf geriden tabii başlayarak Almanca'mız olmadığı için e, devam ettik. Sen artık aklı başına gelmeye başladığında Türkiye'deydin ve bir anda kalkıp evet. oraya gittin. İlla ki çocuk yaşlarda bir sürüncemede kaldın. Türkiye'de nasıldı ilkokul yaşantın? Oraya nasıl taşındı? Nasıl oldu? Nasıl devam etti? Zamanın Türkiye'si ailelerin daha çok birbiriyle temas ettiği, görüştüğü bir zamanda onu hatırlıyorum. Sonra Almanya'da tabii bunu biraz kaybediyorsunuz. Çünkü oradaki hani e, akraba ve Türk sayısı biraz daha az olduğu için. İlk e, dikkatimi çeken oydu onun dışında yabancı bir ülkede olduğunuzu size hatırlatıyorlar zaman zaman. Ya siz bunu anlıyorsunuz zaten. O dikkatimi çeken o iki büyük konuydu yani. Onun dışında e, normal Yaşantımıza devam ettik yani. Nasıl bir öğrenciydin? Valla çok başarılıydım. Hani hem okulda hem hobilerimde de çok iyi bir futbolcuydum. Arkadaşlıklarım çok güzeldi. Hocalarla pek anlaşamayan biriydim aslında. E, çünkü kendi sabit fikirlerim vardı benim. E, çocuk yaşta da vardı. Çok anlaşamazdık ama başarılı bir öğrenciydim yani. 90 sonlarına geldik artık senin ortaokulla birlikte ve e, yavaş yavaş orada Türklerin hı. yaptığı rap müziği orada tanıma fırsatı buldun. Yani Türklerin yaptığı, bu işe girdiği, el attığı halini yakaladın. Hı hı. İlk duyduğun neydi? İlk duyduğum ıı, kartel diyebilirim. Yani kartel aslında orada sadece benim değil gerçekten. Ben mesela Tupac'ın ölmediği zamanlarda da MTV'de Tupac klipleri izleyen biriydim. 13-12-13 yaşlarındaydım o yıllarda. Hı hı. Türkçe olması tabii bir fokus yaptı bizde yani ve bu kadar güzel olması. Şimdi ben çok büyük bir kartel hayranıyım bunu herkes bilir. Ve dedim ki yani çocuk yaşlarda hani bunlar benim kahramanlarım yani böyle olması lazım bu işin. İnanın hala dinlediğim bir bir kasetleri. Kaseti var bende hala. Çok değerli. Aynen çok değerli benim için. Abilerim de çok değerli. Yaş şey. gözetmek sizin herkese <laughs> Aynen. 95'te o müziği dinlettiler. Aynen. Yani babam biliyordu, annem biliyordu, dedem biliyordu. Ya böyle çocuklar varmış, al kasetini de gel dediğini rahmetli dedemin hatırlıyorum yani. Peki 98 senin artık iyi'den iyiye Breakdance'la birlikte Hı -hı. o müziğin içine girdiğin zaman. Breakdance nasıl oldu? Breakdance bizim orada e, gençlerin yani 18 yaş altındaki gençlerin takıldığı bazı lokaller vardır ee, Genelde de kendini ispat etme psikolojisi vardır Özellikle erkek cinsinde biliyorsunuz Benim avantajım bunu sanat yoluyla yani o, Onu sevdim ben Breakdance başladım Çok da kolay bir sanat şeyi değildir çok, kesinlikle çok kolay değildir ama biz çok çalıştık çok uğraştık ve zaten hip hop'un içindesin elementlerinden biridir biliyorsunuz. Oradan da işte yavaş yavaş söz yazmaya başladım 90'ların sonuna doğru da gerçek anlamda rap yapmaya başladım. Grafiti yani. var mı? Grafiti denedim ama benim bir kompleksim vardır. Güzel olmadığı sürece terk ediyorum o sahayı yani. güzel olması gerekiyor. Mükemmelliyetçisin. Aynen. Yani ya Aynen. iyi olmalı ya da hiç yapmamış kabul ediyorum diyorsun. En iyi olmalı. Zaten müziğinde de bunu görüyoruz. Sağ olun. Ee, bakıyorum 2003'te senin Mission Uppercut grubu var. Yeah. Profesyonel anlamda Hı? ilk işlerini bir kaydın içine sokmadan önce kurduğun grup. Oradaki arkadaşlarınla birlikte kurduğun bir grup mu? Evet şimdi biz zaten... E Orada birey pek fazla bulamazsınız. Genelde ekip içinde gezeriz. Yani şimdi çete kelimesini kullanmak <laughs> istemiyorum ama. Bir nevi müzik çetesi diyelim canım. İlla çete yani, deyince ee, kötü olmasına gerek yok. Müzik dışında da işte bazı faaliyetler oluyordu. Dışarıda mesela beraber takılıyorsunuz, geziyorsunuz, toluyorsunuz Tabii ama. Ee, bizim arkadaşlarımızın genelde ya break ya işte atıyorum işte rapçiydi. Ben de onları bir rar dosyası gibi bir araya topladım. Mishina <laughs> fakat ismini vermiştim. Ee, bu 3 4 sene böyle yürüdü. Ondan sonra 5 9 diye değiştirdik onu. 5 9 albümünün dışındaki albümdeki şarkılarda da var. var o 5 9 o. bir anlamı var. Onu soracağım. Aynen. Ama senin şöyle bir debutun var. Bizde rap demek beat'i burundan çekmek demek. Diskotekte manita değil, kick ve snare beklemek demek. Aynen. Bu çok ağır, tunturaklı. <laughs> Nerede söyledim bunu ilk? Şimdi Tam zamanında bir soru aslında bence de. Çünkü e, biz bunun daha çok ağırlığı sanat tarafında kalan insanlarız. Biraz da yaş itibariyle 90'ları gören tayfadan olduğumuz için. 90'ların sonunda veya yani 2010'a kadar şöyle bir bir düşünce vardı. Yani rap okuyan adamı dinlerdik gerçekten. Tekniği nerede kullanıyor, matematiğini çözmeye çalışırsınız dinlerken. Ve o kafa sallar. Okurken siz daha çok kafa sallarsınız. Gerçekten dinliyorsanız yani. Biz bu anlayışla yapıyorduk bu işi. Yani sanat olduğu için, gerçekten güzel olması gerektiği için yapıyorduk. Ve o zamanlar para değildi bunun alışveriş. Props derler ona yani hı hı. respect gibi. Ben mesela işte Türkiye'deki MC kardeşlerimiz ve abilerimiz dinlediğimiz zaman da çok dikkat ederdim kullandığı matematiğe. Orada da onu söz haline getirdim yani. Bunu sadece işte para pul tarzında veya işte manita düşüreyim tarzında işler için değil de gerçekten o kick ve sineğin arasındaki matematiği ben merak ediyorum. O hoşuma gidiyordu yani. 2007 ilk albüm All Elements Dön gel hadi. Garip bir hikayesi var mı? Kardeşten öte sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Maalesef hayatını kaybetti. All Elements albümünün ruhu aslında biraz da o e, kaybettiğimiz kardeşimizin verdiği üzüntü yani. Oradaki duygusal parçalar genelde onu anlatır. O parça da onunla alakalıydı. Crack düeti var. Evet. İnadına. Hı hı. O da çok güçlü şarkılardan biri. Hayallerimden biriydi ben de onu gerçekleştirdim. Korsan şarkısı var. <laughs> Albümün eğlenceli şarkılarından biri. Aynen. Ee, onun hikayesi nedir? Sözleri çok güçlü. Ya korsan eştek altında bakarsan zaten eski olduğum oradan anlaşılıyor. <laughs> Çünkü artık <gülüyor> korsan <gülüyor> ismi kullanılmıyor da çalan insan hiçbir zaman iyi değildir hocam. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu Ne yani, çalarsa yani. çalsın değil mi? Ne çalarsa çalsın iyi değildir. Çünkü e, emek hırsızlığı iyi değildir yani. ...hiçbir şey. Ekmek de çalsan iyi değildir. O parçanın ruhu da öyleydi yani. Çalıyordu. Ee, diyorum ki çalma. Ben veriyorum zaten size parçayı. Yani neden çalıyorsun? Yetmiyor, mu, mu? Yani değil değil yetmiyor mi? mu? Neden çalıyorsun? Sevmediğim için de öyle parçalar yapıyorum ben Birçok sample kullandığını görüyorum senin şarkılarında. Bir filmden bir replik olur. Evet. Başka bir şarkıdan. Mesela İskender Doğan'ın mı? Kapitan mı? Orada... Aha. orada... Aynen Aynen. Rı... Yani. Bu mesela tercih ederek yaptığım bir şey. Kesinlikle. Evet. Senin de tarzın yapılan bir müziğin üstüne söylemekten yana mı? Bazen eş zamanlı oluyor yani. E, beat yapılırken de yaz. Yazıyorum değiştirtiyorum veya işte hazır bir beat varsa ona konuyorum <laughs> yani onun üzerine çalışıyorum ama yani önce sözü yazıp üzerine beat yaptırdım nadir olur yani. Türkiye'de Türkçe raple uğraşan bazı isimlerin senin hayatına ve senin albümlerine girmesi bir zaman almış. Şimdi bakıldığında ilk işte Mission Uppercut'la birlikte ilk hatta ilk iki albümle birlikte Türkiye'de bir süre no name sayabileceğimiz adamlarla çalışmışsın. Evet. Ama güçlü bir grup kurmuşsun bunu korumaya devam ederken de artık yavaş yavaş burada da tap yapmış isimler işte Allame geliyor hı hı. o arada işte Joker sevgili Mete kulakları çınlasın o da senin evet. oturduğun yerde oturdu çok keyifli bir sohbet etmiştik hı hı. E, böyle bir ön yargın var mıydı Türkiye'de müzik yapan adamlarla ben çalışmam gibilerinden bir Yok. kriterin var mıydı? Aksine yani ben e, özellikle arıyordum Türkiye'de yani. Mission Apakat döneminde ve 5-9'un ilk yıllarında da biz zaten herkes no-name'di yani. Biraz biraz name, biraz name falan Anladım. ama genelde no-name'dik yani. Ki biz Almanya'da yaşadığımız için zaten total no-name'dik yani Türkiye'de <laughs> tanınmıyorduk. Ama Almanya'dan gelen veya Avrupa'dan gelen her şey biraz kıymetli olduğu için biraz e, girişimiz kolay oldu. Tabii direkt de eleştirilerle tabii biraz boğuştuk. Hani işte aksanlı Türkçe konuşuyorsunuz tarzında falan. Ben severdim yani ülkemdeki arkadaşlarımla çalışmayı severdim. Güzel bir şey oluyordu yani bir... E, Nasıl derlerdi Güzel bir denge oluyor Şimdi biz Avrupa ağzı konuşuyorduk. Onlar Sen biraz... üç farklı dilde şarkı söyleyebilen bir adamsın. Rap Aynen. yapabilen bir adamsın. İngilizce, Almanca ve zaten ana dilin hmm. Türkçe. Aynen. E ama bakıldığı zaman şarkılarında ana dilin Almanca gibi geliyor. Oradaki sokağın ağzını konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi başka bir başka bir film anlatırsam bu inandırıcı olmaz. Ben Almanya sokaklarında kavga ettim. Orada yedim içtim. Onun için oranın ağzı konuşulması gerekiyor. Yani aradığınız zaman da ne özelliği arıyorsunuz mesela? İşte kanak ederler bizim orada. Yani... Türklere öyle bir, bir yafta yapıştırılmıştır. Biz de onu alıp marka olarak kullanırız ve yani insanlar o, o ağzı istediği zaman ben de buluyorlar. Ben de oradan yürüyorum yani. Tam kanak. Tam Video kanak, klibi çok keyifli. Yani <gülüyor> <gülüyor> onun fikri kimden geldi? Vallahi o da spontane oldu. Beyzade şeyleri. Aynen e, aslında analiz yaparsanız Türkiye'de olsaydım çok büyük sıkıntılar da olacaktı. Kesinlikle. Biliyorsun bir iki sene sonra <laughs> Onur... olan olayları düşünürsen. <laughs> onun için. <laughs> e, da 2015 tarihli galiba o klip. Hı hı. Onu Almanya'da bir yer var. Kiralayabiliyorsunuz. Panzer kiralayabiliyorsunuz yani. Evet. var. <laughs> Tabii alanda kalmak. <laughs> Zip web falan değil değil mi? Zip yok yok, şey yok yok. Her şey normal yani. Tabi alanda kalmak suretiyle dışarı çıkamıyorsunuz haliyle. Orada öyle bir bir fikri vardı işte. Dedi ki burada çekelim mi yani? E dedim ki bunun bir üstü ne olacak? Yani jetin içinde mi okuyacağız kardeşim? Yani bu... Nereye kadar gidecek yani? Ya dedi ya gel yapalım. Tamam okey dedim ben de yaptık. Karar mekanizması yani son nokta sen misin burada? Çoğu işlerde öyle. Genelde proje sana bir şekilde açılıyor. Tam yani abi şöyle aslında, bir şey yapsak mı acaba falan diye. Aynen o da var ama tam kanak biraz daha G-Flow'un projesi 60-40 diyebilirim yani. Çünkü o çok uğraştı hatta 80-20 bile diyebilirim çünkü bütün işlerle uğraştı yani. İnanılmaz merak ettiğim birçok <laughs> düeti yer alan Esra var. Şöyle anlatayım çıplak sesle dinlerseniz kayıt olduğunu sanarsınız yani kayıt mix mastering olmuş sanırsın. Bak, çok duru, söylüyor. çok temiz bir sesi var. Mükemmel. Ne yazık ki o da e, uğraşmıyor son yıllarda müzikle uğraşmıyor. ikna etmeye çalışıyor. Neden adam. ya? Yani böyle adamlar niye küsüyor ya? Küsme değil de hani yine e, normal hayatında şarkı söylüyorlar ama kayıt haline getirmiyor. İnsan içine pek çıkmıyor. Yani belki de odur. Şimdi şahsi Orada durumunu, yaşıyor. Almanya'da yaşıyor. 5-9 ekibindendir. Bizim gönlümüzde hala da öyledir. Hani bırakmış olsa bile. E şu anda bir ikna çalışmamız var. <laughs> beraber tekrar geri döndürmeye çalışıyoruz. E o zaman 5-9'a gelelim. 5-9'un anlamı nedir? Yaşadığımız şehrin posta kodunun ilk iki harfidir. Yani orada öyle geçer. Mesela Berlin 36 gibi işte bizimki de 5-9. Ve 5-9 hani ağızda güzel döndüğü için. Evet. Şimdi Z ve Ş şey olduğu için. Ha -ha. Hani biraz da tatlı olduğu için çok kullandığım bir şey. Senin mesela birçok şarkında traditional ezgiler var. Kullandığın enstrümanlar, tercih ettiğin enstrümanlar. Bunlarda bir yönlendirmen oluyor mu? Yani kırıp döküyoruz bazen beat komple. Wow. Aldırıyorum, çok enstrüman kullanmayı sevmiyorum aslında beatin işte. Son çıkan parçada çok var mesela. E, TLH yapmıştı beat, Almanya'dan Düsseldorf'tan bir kardeşimiz. Çok yeteneklidir kendisi de. O, o yerinde kullandığı için. O, o beatte mesela çok enstrüman var, çok hızlı bir beat. Bir denedim, bir korktum o bitten O parça biraz eskidir aslında, yeni bir parça değil. E, bir korktuk ondan önce. Sonra çalışma yaptıktan sonra olabileceğini düşündük ama normalde çok basit bir beat değil, zor bir beat o. Tabii Esra Dolunca üzerinde. 5.9'da Zamana Yenik'te de sevgili Esra Aynen. var. Sıklıkla kullanmaya devam edeceğini düşündüğüm vokallerden biri. Allame ile ilk işin, oyunun kralı tanışmanız nasıl oldu? 2015 yılında bir Yakaza konserinde... İlk defa görüştüm kendisiyle. Ve direkt de sanki hani 35 senedir tanışıyormuşuz gibi böyle işte muhabbetimiz çok güzel başladı. Ve o düzeyde de devam ediyor yani katlanarak. Sizin tarzınız müzik yapan adamlarda sanırım ne derler ya siyah ya beyaz. Yani ya bir adamı tutup seviyorsunuz. Evet. Ya da sevmiyorsunuz. Bu aslında hayranların bizim yani bizi dinleyen insanların kullandığı bir, bir metot. Ama bizde e yani ben ben de bir rap hayranıyım yani. Benim de hayran olduğum MC'ler var. Ama çok böyle e, fokus bir şey değil benimki yani. Mesela güzel müzikse dinliyorum ben yani. Rapin dışında ne dinlersin? Ya da raple tanışmadan önce ne dinliyordun? Vallahi arabesk falan da dinliyorum ben yani. Hiç Kim o mesela? kafaya takmıyorum işte. Ferdi Tayfur çok severdim ben. O sırada klasik müzik de dinliyorum. Çok enteresan bir insanım ben. Tevbi kapatıp kendim okurum bazen yani. Almanya Türkiye yolu Aynen. Kaset. Hastasıyız. O klasik Mercedes. Hastasıyız. Kimin <laughs> bir filmi vardı öyle? Sevgili İlyas Salman'ın. İlyas Salman'ın, değil mi? Aynen. Yani ciddi anlamda bir buhran filmidir. Kesinlikle. Psikolojisi az... çok ağır bir filmdir o. Bir arabanın içinde geçen muazzam bir hikayedir evet. yani. Çok güzel. Sarı Mercedes galiba. Sarı Mercedes. Aynen. Çok doğru Aynen. söylüyorsun. Konserlerinde hiç unutamadığın bir an var mı? Aslında çok var. Çok var da bir tane en özeli bir senin tane için. özelini söyleyeyim. Benim bir ezber sıkıntım var. Çünkü çok söz yazdığım için artı ben her gün mutlaka yazıyorum yani her gün eski şarkıları unutuyorum Dolayısıyla sahnede ufak çaplı sıkıntılar yaşayabiliyorum yani. Unutamadığım hikayelerde... Canlı bir... söylüyorsun değil, Canlı, değil mi? Canlı tabii tabii. Yarı playback falan da yapmıyorsun. Son zamanlarda yapıyorum çünkü playback e, yapmamın sebebi o sanatçının mesela. Feet attığım sanatçının yanımda olmamasından dolayı. Anladım. Anladım. Yarı playback diyelim. Yarı yani. playback yapabiliyorum yani. Bu da bir namus meselesi değil. Bunu da buradan açıklayayım. Tabii ki canım. Yani sıkıntı Peki yok. hiç şey oluyor mu? La Allame'nin sesi geliyor. Allame nerede falan diye şöyle bir... Arayan yani oluyor, oluyor mu? Toplum <laughs> alışmış ona bir sıkıntı yok <laughs> yani. Değil mi? Biz çabuk Seni görsün dedi. yeter. Yani. Aynen biz çabuk <gülüyor> <gülüyor> alışıyoruz. Sahnedeyken ikinci verse'e gireceğim ve ikinci verse'in hani ilk harfini söylesen hatırlayacağım. Bütün verse hatırlayacağım. Ama gelmiyor. Yani Vay. biri desek abi şuradan gireceğim dese hatırlayacağım. Sabaha kadar okuyacağım. Başka bir şarkının verse'ine girdim oraya. Ama oturttum diyorsun Oturttum yani bir ara <laughs> kendim de şaşırıyorum. Lan bu, bu muydu acaba? <laughs> Ama bitirdim şarkıyı öyle ve insanlar da yürüdü benimle beraber. Bir dinlediler yani. <laughs> Valla ya adam söylüyorsa vardır bir bildiği diye. Aynen aynen. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Mashup mı yapmış oldun kendi kendine? Evet bir yapıştırma <laughs> bir olay oldu. <laughs> Çok iyi ya. Hiç böyle duygulandığın bir an oldu mu? Şu anda düğümlendiği ve söylemekte çok zorlandığın. Şu oldu ben... E, şimdi ben mesela şarkıları otobüste veya Big Opel Korzamız vardı o zamanlar. Onun için de yazıyorduk 2000'lerin başında. Bir konsere çıktım ondan sonra 15 yıl sonra. Ve bin kişi vardı konserde ve benimle beraber söylediler. Dedim ki ben bu şarkıyı otobüste yazdım yani. Evet. Hani nasıl oldu da böyle yuvarlanarak çığ gibi geldi ve bu insanlar ezberi okuyor bu parçayı. Bu acayipti yani. Ve tabii o yıllarda gençlik yıllarından hani işte sesimi arabalardan duymak isterim gibi bir hayal vardı. Onları falan işte duyduk. Onları hallettik yani hayal olarak. Ee, bir sanatçının yani rapçinin özellikle sahnedir. Unutamadığı yerler yani. Sahnenin önünde durursunuz ve oradan insanlar ezber okur sizin şarkınızı ki dün de yaşadık. Bunu müthiş bir duygudu yani. İnsan bu işi yapıyorsa konserine gelinsin istiyor. Ben sizin konser gecesi sorduğunuz ilk sorunun ne kadar para kazandık olmadığından eminim. Kaç kişi geldi? Hiç konuşmadık bile. Yani. İçeride kaç kişi vardı? İlk sorumuz oydu. Bak çok güzel yerden açıyorsun konuyu her zaman. Ben mekana Girdim hatta kardeşlerimizle beraber girdik bize ilk gösterilen oydu bizim için önemli olan inanın buna bak, evet. parayı nasıl olsa kazanıyoruz bir şekilde o problem değil ilk yani ilk sorduğumuz soru neredeyse selam vermeden bile önce içeri nasıl bizim iyi için mi? önemli olan bu çünkü, çünkü içerisi nasılsa sen öylesin orada kuliste bekleyeceksin ya bir saat bir buçuk saat sahneni bekleyeceksin erken geldiysen orada kafanda bir kere yaşıyorsun konseri çünkü. Aynen. Orada insanlar sizinle konuşuyor işte abi nasılsın falan filan cevap veriyorsun ama, ama sen kafanda oynuyorsun bir kere konseri. Hani içerinin resmini gördüğün zaman gerçekten oynayabiliyorsun yani. Dilediğin hayatını iyi bir şekilde geçirmeni sağlayacak parayı kazanabiliyor musun? Aslında ben biraz geç başladım bu işlere. Şimdi tam hesabını yapamıyorum ama kötü değil. Şimdi burada yaşıyorsanız gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Ek olarak şunu söyleyeyim bu işin hak ettiği olay da budur zaten. Çünkü sanatı ağır bir sanattır ve ee, Hak ettiğini düşünüyorum artık Bir de düşünsene ee, her zaman topun ağzındasın Senin öyle şarkıların var Herkes tabii sosyal kritik yapabiliyor Öz evet. eleştiri yapan çok az mesela O konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor Bu minvalde çok da şarkı yaptık ee, Zamanın dünyasında da tehlikeli sayılabilecek Sözler de çok kullandık gerçekten Ama kullanmayacaksak da bizim ağzımız niye var Diye de düşünüyorum böyle yanlarında yani. Paylaşımlarından gördük Devam edecek. Turneye geldik. Birçok konserimiz var. 15-20 konserimiz var. Onları yapacağız sonra döneceğiz. Evet, geri geleceğiz yani. Kesinlikle gelmeni <laughs> istiyoruz. Ee, geldiğinde de inşallah yine böyle denk gelebiliriz. Sevgili Ozan i̇nşallah. sana da teşekkür ediyorum. Yazdım, döndü, olmadı. En sonunda bir baktım. Abi şu gün, şu saatte Türkiye'de olacağız. Etkinlikler evet. için geliyoruz hala var mıdır bir boş yer dedim ki olmaz mı <laughs> sen bana saat söyle ben ayarlayayım evet, ben de size çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel ağlandık gerçekten elimizden geldiği kadar e, inşallah memnun kaldınız ayaklarına sağlık çok dolu bir adamla konuşmak beni keyifli kılıyor. Ve emin ol e, süremiz daha da olsa senin de işlerin olmasa biliyorum çünkü az bir süren kaldı. Aynen. Buradan bir projeye daha gideceksin. Ya bir radyo programı gibi değil lan yani sanki normal bir çay kahve içer gibi muhabbetimiz. E, öyle oldu, gerçekten. Yani Öyle. Güzel. Yani, e, yani biz şu kelamı ettikten belki de bir 5 gün 10 gün sonra Hı -hı. insanlar bunu dinliyor olacak hazır olduğunda. Hı -hı. E, ama her demde taze olacak. Ayaklarına sağlık. 2020 hadi taze karşıladık diyelim. Defkan dinleyicilerine ne söylüyor bu yılla alakalı? 2020 yılı e, beni çok hem sahnede hem e, müzik playerlarında, radyoda özellikle e, çok dinleyecekleri bir yıl olacak. İnşallah. Çok özel projelerimiz olacak. Yani güzel bir yıl olacağını düşünüyorum inşallah. Def, Defkan <laughs> 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 kendi ile geldi, kendi <laughs> ile gidiyor. Almanya'dan ee, scratch getirdim. Almanya'ya bol bol sevgiler. Bizden de size sevgiler. Siz de bekliyorum inşallah misafirim olun Almanya'da. İnşallah La sırf lahmacun yemeye geleceğiz. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Görüşmek üzere ayaklarına sağlık tekrardan. Sağ olasın. Teşekkür Sağlısın. ediyorum size sağ olun bay bay. Rap sahne. <laughs>